Kayıt gitti herhalde. Sankos şeyi söylesene o. Ya kimse yok ki şu anda. Sen videoyu çek, şey yaparlar. Bak var iki kişi geldi, bir kişi geldi. Ah. Merhaba. İnternetin azizliğine uğradık maalesef. Teknolojik sıkıntılardan dolayı bir kesinti oldu. Hamide abla sen hep ilk gelensin. Seni çok seviyorum. Evet. Zannediyorum deminki kaydımızda silindi gitti galiba. Emin değilim. Nasıl oluyor o iş? Bilmiyorum. Ama evet. Sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. Eğer bu akşamlık bu kadar yeter diyorsanız hoşça kalın diyebilirim. Bütün soruları her haftaki tabii biz şimdi bunu çarşamba günü yaptık. Benim eşimin çalışma saatlerine göre, boş olduğu günlere göre ben ayarlıyorum bu canlı yayınlarımı. Çünkü çocuklar da var evde. Yardımı gerekiyor. Merhaba Tülin Hanım. Bu sebepten dolayı ya hafta sonu ya da hafta ortası bir güne denk gelebiliyor. Bugünlerde hem canlı yayınımızı yapıp masayı gösterir mi? Göster masayı. Evet. Yeni gelenler için yaptığımız masa bu. Yayınımız kesintiye uğradı. Kameramız da çok fazla net göstermiyor maalesef. O yüzden üç parçalı bir masa kapladık. Kendi elimiz için yaptık bu masayı. Eski bir masaydı. Bu sağ ve sol taraftaki küçük parçalar masanın altına giriyor. O cins bir masa yani. O yüzden masayı bantladık. Epoksimizi döktük. Ve kullandığımız bant da çok kaliteli bir bant olmamasına rağmen hiçbir akma olmadı. Bunun şaşkınlığını yaşıyorum. Hafta içi veya hafta sonu yapacağımız bir canlı yayınımız olacak her hafta. O canlı yayında sorularınızı cevaplayacağız. Bütün sırları açıklayacağız. Bütün bilinmezleri bilinir hale getireceğiz. Çok yakında metalik pigment diye adlandırılan ama aslında asıl adının mica olan ancak henüz Türkiye'de ben görmedim kullanımını. Evet, metalik pigmentler kullanıyorlar fakat bu mica pigmentleri daha henüz Türkiye'de görmedim. Bunları sizlere ulaştıracağız. Aynı zamanda bütün bilgilerimizi paylaşacağız. Bir de fosforlarımız olacak. Onlarla ayrı eşyalar yapacağız. Fosforlarla çok farklı projelerimiz olacak. Çok sağ olsun birlikte çalıştığımız fosfor firmamız bize güzel tekliflerle geri dönüş yaptı. Muhtemelen bu firmayla birlikte çalışmalarımız olacak. Aha, Ciot bir kere denedim. Hatta size şöyle göstereyim. Daha önce kendi grubumda yayınlamadım. Bakın şöyle bir Ciot denemesi yaptım. Onu size göstereceğim. Çok utanç verici. Çok çirkin bir Ciot oldu bu. Çünkü ilk denemeydi. Fakat bunun tekniğini öğrendim, nasıl yapılması gerektiğini araştırdım ve öğrendim. Çok yakında bir ciyot denemesi de yapacağım. Ancak ciyot denemesi böyle canlı yayında yapılacak tarzda bir şey değil. Bir ciyotun tabii böyle güzelce yapılabilecek, kurallarına uygun ve bu çizgilerinin çok net olabileceği
olması gerekiyor. Öyle bir ciyot yapabilmek en az bir ayınızı alıyor. Çünkü bu ciyodu diyelim bir bölüm döktünüz epoksiyi ve bu epoksiyi bayağı bir hani kolye yapımındaki gibi jelleştirmeniz gerekiyor ki her tarafa yayılmasın diye. Diyelim bu sırayı döktünüz, o kuruyacak. Ertesi gün ikinci sırayı döküyorsunuz. Ertesi gün bir sonraki sırayı döküyorsunuz ve bu yaptığınız bölüm bölüm her gün bir bölümü döküyorsunuz. İçine parçalarını koyuyorsunuz. İşte ne koyacaksanız, cam olabilir, değerli taşlar olabilir, işte ametisti, sim olabilir sadece. Değişik renklerde simlerle kaplayabilirsiniz. Kum koyabilirsiniz. Yani doğada bulunan doğal şeyler. Hatta ben bunun içinde yulaf bile var. Yulaf koydum. Simli yulaf. Fakat tabii ciyodum başarısız bir deneme olduğu için gözükmüyor, belli olmuyor. Ama yaptığım ciyodu, bir sonraki yapacağım ciyodu paylaşacağım tabii ki sizinle. Ama yani işte bilmiyorum nasıl buldunuz ama ben beğenmedim açıkçası. Türkiye'de şu anda herhangi bir epoksi markası tavsiye edemeyeceğim. Ama pek yakında edebilirim. Çünkü o konuda da bir çalışmam var. Eğer anlaşmamız gerçekleşirse, anlaşabilirsek Türkiye'de epoksi satışına da belki gireceğiz. O yüzden benim şu gün, şu dakika herhangi bir epoksiyi tavsiye etmem söz konusu değil. Türkiye'deki epoksilerle pek fazla bir haşır neşir olmuşluğum da yok. O yüzden bilemiyorum ama yazın gidince efendim tatile gidince tatile gittiğim zaman çok yakında Türkiye'ye geleceğim, İstanbul'a geleceğim. O zaman Türkiye'deki epoksileri denemeyi düşünüyorum ve görüşmelerim olacak birkaç yerle. Ondan sonra tavsiye edeceğim epoksiyi size mutlaka açıklayacağım yani. Şimdilik bilmiyorum, gruplarda satışa sunulan epoksileri bir bir deneyebilirsiniz. Sizin memnun olmanız önemli kullandığınız epoksiden. O yüzden pek yardımcı olamadım bu konuda herhalde şimdilik. En doğrusu biz de deniyoruz. Mesela yani ben de deniyorum. Firma firma deniyorum. Şu anda ben mesela Türkiye'de iyi epoksiler var, çok güzel. Son derece şeffaf gözüküyor. Bitmiş ürün çok güzel gözüküyor. Ama ben ulaşamıyorum o epoksilere. O yüzden ben de burada Almanya'da yaşıyorum. Burada Amazon'da veya işte oradan buradan araştırıyorum. Ve deniyorum. Çok kötü epoksiler de kullandım. Çok güzel epoksiler de kullanıyorum ara sıra. Ama deniyorum. En sonunda mutlaka bir karar vereceğim. Şu epoksi benim için güzeldir diye. Ama şuna da dikkat edin. En ucuz olanı en iyisi veya en pahalı olanı da en iyisi, en kalitelisi değil. Yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da bütün insanların konuştuğu konu bu. Pahalı marka epoksilerin ucuzlardan bir farkı yok. Solventsiz dendiği halde insanlarda alerji yapan, rahatsızlanmalara sebep olan epoksiler çok. Hele ki bu iyi markalar arasında da çok. Bunlar hepsi raporlanmış. O yüzden gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor alacağınız epoksi, kullandığınız epoksi konusunda. Solventsizdir, işte hiçbir etkisi yoktur, rahatsızlık yaşamazsınız diyebilirler ama bu hemen bir iki kullanımda ortaya çıkacak bir şey değil. Eğer siz gerekli önlemleri almadan epoksiyi kullanıyorsanız mutlaka ve mutlaka bir rahatsızlığınız olacaktır. Ya hemen olur ya da daha sonra olur, zamanla olur. Mutlaka nitril eldiven, maskenizi kullanın, gözlüğünüzü takın. O zaman hiçbir epoksi size zarar veremez diye düşünüyorum. Gerçi onda bile hani kalitelisini mutlaka kullanın. Çünkü ben maske ve gözlük taktığım halde rahatsızlandım epoksiden. Onun dışında da tercih sizlerindir. Hangisi kesenize, bütçenize, zevkinize uyuyorsa, yaptığınız projeye uyuyorsa, her projenin
şeysi, alacağınız epoksi ürün farklıdır. Masa yapıyorsanız farklı bir epoksi, mutfak tezgahı yapıyorsanız farklı, zemin için farklı epoksiler kullanmanız gerekiyor. Uygun olanını kullanın. Evet. Etsy'de açıklıyordun sen Etsy'yi de. Evet. Etsy'de en büyük özellik herkesin ürünlerini satabilmesini sağlayabilmek uluslararası pazarda. Yani bizim insanımız Anadolu insanının yapmış olduğu el emeği, göz nuru, severek, o işe gönül vererek, kendinden sevgi katarak yaptığı ürünü uluslararası piyasada niye satamasın? Niye satmasın? Yani biz Etsy'ye girdiğimiz zaman Türkiye'den çok az miktarda ürün görmek, başka başka alanlarda ürün görmek yerine bu alanda da ürün görmek istiyoruz. Alıcısıyla buluşsun. Evet. Ve bence uluslararası piyasada çok güzel bir yeri olacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar kendi sevgisiyle yapıyorlar. Kendi böyle gönlünden de parçalar koyarak, kendi sevgisinden de parçalar koyarak ürünler ortaya çıkartıyor. Göz nuru ürünler ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bunları neden olmasın yani uluslararası piyasada satmak? Evet. Şimdi hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Bakın ben de her hafta bir şeyler yapıyorum. Akrilikle, epoksiyle yapıyorum. Mesela ben de satmak için bunları yer arıyorum aslında. Yani aramıyor değilim. Çünkü satılırsa o zaman diyeceğim ki evet ben güzel bir şeyler yapıyorum demek ki diyeceğim. Hepimizin doğal olarak istediği bu. Beğenilmek. Yani bu yaptığınız ürünlerin beğenilmesini istiyorsunuz. İnsanların görmesini istiyorsunuz. Bunu da maalesef çok acı bir şey. Türkiye'de çok fazla değerini bulmuyor. Maalesef hani her şeyi biz hangisi ucuzsa onu alalım vesaire. Hani bunların küçük küçük hesapların peşinde oluyoruz. Mesela tabii bu da hayatın anne getirisi sütü, bize. Anne sütü. Hı. Anne sütüyle yapılan kolyeyi Amerika'da da yapıp satıyorlar. Evet. En ucuzu 100 dolardan başlıyor. 100 doları TL'ye vurduğunuz zaman fahiş bir fiyat çıkıyor. Türkiye'de 150 TL, 160 TL, 200 TL. Yani arası değişiyor. Ama göz nuru bu. Bayağı emek istiyor. Yani denedik, evet. Biz de denedik evde. Ve insan yani mesela eşimi çok denedi. Saçla harf formunu vermeyi denedi ama bir türlü başaramadı. Ya babana göre bir şey değil. Evet. Ya da takı yapmak istedi ama başaramadı. Demek ki onun yeteneği bu yönde yok. Evet. Yetenekli olan, gerçekten mükemmel yeteneği olan insanlar var. Bu Facebook'tan seyrediyoruz. Herkes sonuçta rızkı neyse onu yiyor. Allah herkese hak ettiğini veriyor. O yüzden biz haksız rekabete karşıyız diyelim. Ve herkesin eşit şartlarda. Evet. Ve sanata, el emeğine değer verilmediğini düşünüyorum. Türkiye'de özellikle bu böyle. Sizler de orada çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Neden sizin de eşit şartlarınız olmasın? Neden eşit şanslarınız olmasın? Sanatınıza değer verecek insanlara ulaşmanızı sağlamak istiyoruz. Bu konuda Etsy'de şu anda açıldı dükkan. Epoxim Global diye açtık. Dükkanın adı bu. Daha sonra hatta yazdım ben bunu şeyde. Ama ben sadece formalite açılsın diye bir tane ürün koydum oraya. Hayır, şunu da belirteyim. O dükkanda satışa sunacağımız ürünleri, diyelim ki Beyhan Hanım siz bir ürün yaptınız ve onu orada satışa sunacağız. Benim dükkanım olmasına rağmen ben onu kendi adıma satmayacağım orada. Ben oraya diyeceğim ki Beyhan Oflu tarafından üretilmiş, yapılmış bu sanat eseri, el emeği, her neyse sizin seçeceğiniz fiyatla, sizin markanızla, sizin yazdığınız açıklamayla, yani o sizin ürününüz, benim değil. Benim dükkanımda sadece satışa çıkacak. Hani nasıl Migros'ta bilmem ne marka pirinç, şu marka işte çamaşır deterjanı vesaire vesaire. Aynı onun gibi ben sadece aracı olacağım size. Ve inanın sizin yaptıklarınız, Türkiye insanının yapmış olduğu ürünler, kalite bakımından, ben öyle düşünüyorum, kalite bakımından.
o kendi el emeği, kendi göz nuru işlemeleri bakımından. Bu sadece epoksi için geçerli değil. Sadece evet. kolye için de geçerli değil. Yani geri dönüştürdüğünüz çok eski bir eser olur. Geri dönüştürdüğünüz çok mükemmel bir şey olur. Yani bir obje olur. Süs eşyası olur. Ya da her tür sanat dalı yani. Her tür sanat dalı. Ebru olabilir, Çinli olabilir. Yani biz neden kendimizi bu alanda da dünyaya tanıtmayalım? Evet. Dünyada bu alanda da bizi tanımasınlar. Ama çok önemli bir nokta var. Kesinlikle ve kesinlikle marka şart. Evet. Beyhan Hanım siz mesela kendi markanızı oluşturuyorsunuz. Beyhan Oflu diye bir marka değil. Kendi markanızı. Yabancıların yaptığı ilk iş, yabancı insanların ya da ne bileyim Amerikalı'nın, Kanadalı'nın yaptığı ilk iş, tek başına bir çalışma yapıyor. Ama bilmem ne Art Studio diyor adına. Evet. Ben diyor işte şu stüdyo olarak çalışıyorum. Ortada öyle bir adres yok, ortada öyle bir dükkan yok ama internette isim var. İsim var. Marka yok. Aradan bir sene geçiyor, bir sene sonra bu adam sergi yapmaya başlıyor. Sergide sergiliyor, ürünlerini sergiliyor. Ve yaptığı şey şu, New York'ta sergi açıyor. İlk sattığı tablo $700, $1000, $1500. Yani oraya gelen insanlar sadece o tablodaki renkleri görüyorlar ya da ne bileyim o insanın kendi içinden kattığı şeyleri, sevgisini görüyorlar ve ona paha biçiyorlar. Yapılan tabloya kullanılan materyal değil, harcanan emeğe. Ben inanıyorum ki bizim insanımız yokluktan öyle şeyler yaratıyor ki bunlar dünyada çok daha değerli, her şeyden daha değerli. Ya her şey olabilir. Sizin yaratıcılığına kalmış bir şey. Hani dükkanın adı mesela Epoxy Global ya, sadece epoksi ürünleri değil. Her şey. Yani bizim düşüncemiz o. Takılarımız da olabilir. Her tür takı olabilir, tablo olabilir, bakır işleme olabilir. İşte bu neydi o bebekler var hani örüyorlar mesela, onlar şimdi çok tutuluyor burada yurt dışında. Arigumi mi öyle bir bebekler var, örüyorlar hani böyle ama çok güzellerini yani yapıyorlar. İnanılmaz böyle yüzde şeyler, mimikler falan var, çok güzel mesela. Onlar çok tutuyor. Ondan sonra yani birçok şey mesela bu Ebru çalışmaları özellikle bu atkılara, ondan sonra ya yani inanılmaz... Bakıyoruz mesela Ebru bizden gelen bir sanat dalı ama bakıyorum Amerika'da veya işte Avrupa'da hiç alakası olmayan insanlar Ebru sanatını almışlar, sokakta tezgahını kurmuş, şey yapıyor, eşarp üstüne Ebru çalışması yapıyor. Ve sanatçı olarak devlet unvanı alıyor bu insanlar. Ve eşarpları satıyorlar da. Hayır, devlet imanı alıyorlar. Tabii, yani sanatçı olarak. Sanatçı yani. Statüsüne giriyorlar ve hem gelir kazanıyorlar hem de sanatlarını sevdikleri işi yapıyorlar ve o sanatı da tanıtıyorlar sanki kendilerininmiş gibi. Biz neden, bütün bunlar bizden çıkmışken biz neden bunları tanıtmayalım, değil mi? Sonuç itibariyle yani her türlü sizlerden de gelebilecek önerilere açığız. Neyi nasıl yapalım mı tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bu ürünleri siz direkt mi ulaştırırsınız yoksa bize mi ulaştırırsınız? Biz satış olduğu takdirde müşteriye ulaştırırız. Hani bunları ayarladıktan sonra, bunları konuşup kararlaştırdıktan sonra, resmiyete döktükten sonra satışlara başlayacağız kesinlikle. Tabii bunlar biraz zaman alacak. Araya da biraz şey girecek, yaz tatili girecek. Maalesef. Ama yani inşallah çok kısa sürede halletmeye çalışacağız bunları. Başka soru yoksa, konuşmak istediğiniz bir konu yoksa eğer, ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ya biz her haftada bir teknik arıza yaşıyoruz. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Şöyle güzel bir kamera halletmemiz lazım öncelikle. En iyi kamerayla. Renkler bir türlü şey gözükmüyor çünkü yaptığınız iş burada çıplak gözle baktığınızda süper gözükse de kamerada öyle gözükmüyor. Ama bunun da üstesinden geleceğiz inşallah.
Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herhalde bir soru yok. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya bir sonraki yayında inşallah görüşmek üzere. Bu arada paylaşım yapmayı lütfen unutmayın. Nusret Hanım yaprak yapıyor. Daha önce grupta yayınladı. Yaprak, hayır, üzerine hat sanatı olabilir diyor. Yaprak ve hatta hatla da, hat sanatıyla da uğraşıyor zannedersem. Ay çok konuştum değil mi ben bu akşam? Hayır, o hat sanatını geliştirebilir ama. Tabii ki. Daha farklı şeylere de uygulayabilir o hat sanatıyla. Çünkü burada ben çoğu yerde görüyorum. Mesela benim adam kendi dış dükkanının tabelasını farklı klasik yazılarla değil de yazıyla değil de yapmak istiyor. Mesela ona ilişkin kalıplar yapabilir. Hat, elinden gelen bir hat sanatıyla öyle şeyler oluşturabilir. Onun şeyini yapabilir. O kalıpların. Artık yaratıcılık onların. Ona kalmış. Uzmanların elinde. Yani. Herkes kendi onda yaratıcılığını. Evet. Hat varak sanatı. Tamam. Benim hiç beceremediğim, benim düz yazım bile çok kötü. O yüzden pek bir şey yok. Bir meziyet o. O doğal bir yetenek. Zor, yani. Zor benim için, çok zor. Bir hat sanatı, bir şey kolye yapamıyorum. Ondan sonra birçok şey yapamıyorum da işte. Aramızda bakır kabartma işi yapan var mı acaba? Var, gördüm ben. Gördün mü? Bakır kabartmalar. Bu arada benim B12 eksikliğim var. Benim hafızada birazcık şeyim. Unutuyorum çoğu zaman. Hat kaligrafi eğitimi aldım. Oo, evet. Evet, çok güzel. Çok güzel işte. Ya. Muhteşem. İletişim içinde konuşuruz. Evet, mutlaka. Yani. Ya hep birlikte projeler de gerçekleştirebiliriz. Yani evet. Evet. Aşk gibi değil mi? Evet. Aynen. Çok güzel. Vazgeçemediğimiz. İnsanın hayatında böyle bir şey olmalı zaten. Böyle bir aşkı olmalı değil mi? Yoksa bilmiyorum, hayat boş kalırdı. Ben öyle hissediyorum. Yani ben hele ki hani eşimi buldum. Ondan sonra bu akrilikleri, epoksiyi buldum. O yüzden çok mutluyum. Terapi oldu bana. Evet. Ay. Bakır yapalım. Neden olmasın Şevket Bey? Yapalım. Her şeyi yapalım. Vallahi biz her şeyi açığız. Bir şekilde yani birlikte projeler geliştirip bunları yurt dışına sunabiliriz. Kabartma işini, bakır kabartma işini ben yaptım. Motifleri daha önceden hazırlayıp bakır üzerine çizip sonra tahta kalemlerle onu kabartıp kabarttığımız bölgeleri dolguyla, araba macunuyla ya da herhangi bir dolgu maddesiyle doldurup öyle kabarık vaziyette kalmasını sağlayabiliyoruz. Daha sonra çok ince kum zımparalarla parlatıyoruz. Çık dedim. Hadi. Küçük oğlum dayanamadı, geliyor. Pardon. Aa, şey mi, rölyef mi? Alüminyum folyo, rölyef, yaprak da uygulayacağım diyor Nusret Hanım. Meray Hanım alüminyum folyo rölyef yapıyormuş. Ondan sonra bakterisi öldürülmüş şeyin, Nusret Hanım'ın yaptığı. Evet. Aha, evet, rölyef. Evet. Hı-hı. Ondan sonra zaten Şevket Bey o şeylerden tesbih imamelerini yayınlayan Bey. Ondan sonra... Çok güzeldi, ben gördüm. Evet, hatta akrilik döküm bile yapmış. Hayır, burada böyle o da tesbih güzeldi. Koleksiyonu yapan insanlar var. Aha, evet. Tesbih her yerde satışı her olan bir şey, evet. Hem de güzel oluyor yani, yaptıklarınızı görüyoruz. Aynen. Ahşap oyma, ay keşke yapabilsem onu. Şevket Bey ayrıca hemşerim İzmirli, o Bornovalı. Ama grupta çok var. İzmirli mi? 35,5'lu. Desene grup benim grubum. Evet. Sen zaten hemen her şey ortak. Bu epoksiye de ortak çıktı, iyi mi? ahşap oymayı çok isterdim. Ama ben yapamıyorum da işte eşim
yapıyor. Herhalde. Ben çok ilgiliyim ahşap boyamaya. Teknolojik olarak yeni yapılan makineler var ahşap boyama işi için. Hem zamanından tasarruf hem istediğiniz bir tabloyu bile çok rahat bir ahşap üzerine oyabiliyorsunuz. En son araştırmamda evde hobi niyetine kullanabileceğiniz öyle ahşap oyma makinesi 1000 ila 1200 euro arasıydı fiyatı. Evet. Ben almayı düşünüyorum onu. Alıp size de tanıtmayı düşünüyorum. Çünkü çok harika bir şey yaptılar gözümün önünde. Ama mükemmel bir şey yani. Çok kısa sürede. Çok kısa sürede siz uğraşmıyorsunuz. Makine bütün işlemi yapıyor. Size kalan tek şey onu efektlendirmek. Evet. Ya da nasıl diyeyim işte onu İster rezimle buluşturmak. Evet, evet. Koca bir masayı işte 3-4 saatte uyuyor. Evet. Ama siz onu bir bilgisayar programıyla o işte robotu yönlendiriyorsunuz. Bence teknoloji insanların hayatını bir yerden kolaylaştırıyor. Çok büyük, o devasa aletlerden bahsetmiyoruz. Değil. Onlardan masa değil. Üstü bu. Masa üstü aleti. İstediğiniz yere monte edip orada çalışabilirsiniz. Çok basit kullanımı. Sadece hatta aletin kendisi de pahalı değil aslında da o bilgisayar programı daha çok programla pahalı. Kendisini bir bütün sattıkları için evet. Öyle pahalı oluyor. Evet. Ama güzel bir şey. Ben teşekkür ederim Şevket Bey. Evet. Peki. Yani Çınarlı'dan. Ay, biz bu akşam her şeyi konuştuk biz. Bornova, Çınarlı. Haftaya konuşacak bir şeyimiz kalmadı. İzmirli, Karşıyakalı diyeyim ya da Karşıyakalı oturuyorum. Çok var grupta. Geçen gün sordum. Bayağı bir İzmirli var. İstanbullu bir ben varım. Bir de bir bayan daha vardı galiba. İstanbulluymuş ama başka bir şehirde yaşıyor. Biz burada çünkü İzmir-İstanbul çekişmesi yaşıyoruz sürekli. Ben İstanbul hanımefendisiyim diyorum. Neyse. Peki o zaman müsaadenizle... Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa müsaadenizi isteyeceğiz. Evet, biz artık gidelim. Bayağı bir çünkü yayın oldu yani. Orada da saat geç oldu. Evet, Beyhan Hanım ben yazmış. Gerisi yok ama. Bekliyoruz. Evet. Ha İstanbullusunuz. Tamam. İstanbul Beykozlusunuz. Tamam. Beykoz'da da oldum. Canım İzmir başkadır ama İstanbul daha bir başkadır. Ya şu koca Almanya'da ne zaman yaptın? Ben bir türlü İstanbullu kimseyle karşılaşamadım. Hep başka şehirlerden. Hiç İstanbullu yok burada. Çıldırdım yani. Bir şöyle oturup da bir İstanbul'u konuşamıyorum. Çok kötü. İzmirli de yok. Bir tek benim. Sultan Ahmet de güzel. Evet. Beykoz da güzel. Öbür arkadaş neredendi? Bir dakika. İstanbul. Sultan Ahmet, ha, Beykoz. Tamam. Beykoz, Sultan Ahmet. Evet. Sultan Ahmet'te 6 ay kaldım. Türkiye Gazetesi'nin bulunduğu sokakta. Çok güzel yer. Yerebatan Sarayı. Meşhur evet. Sultanahmet Köftecisi. Yani. Ay neyse tamam. Neyse yaza inşallah oradayız. İstanbul İzmir akıyor nedense. Canım İzmir'in şeyi başka. Bir kordonu var. İzmir ayrı. Nasıl bile başka. Ayrı güzellikte. Körfez yani kokusuyla. Hayır körfez artık kopmuyor. Hiçbiri. O bir tek salane varken orada öyleydi. Hadi canım Haliç'i de biliyoruz. Haliç tertemiz şimdi. İzmir de tertemiz. Pierre Lotti'de oturdun mu o Haliç? Oo, muhteşem. Değil İzmir'de mi? Beyan Hanım. Nusret Hanım. İzmir'de kordon boyunda. Boğaz cinsi var mı? Kordon boyuna istediğin yere otur. Olsun. İzmir cıvıl cıvıl. Ay takılıyorum. Biliyorum koku yok evet. Ama eskiden vardı tabii. Haliç'te de öyleydi de. Gelişiyoruz. Ben hiç çektim o kokuyu. Her gün Karşıyaka'dan Çınarlı'ya liseye giderken her gün çektim. Evet. Ay.
Peki efendim, muhabbet çok tatlı, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Artık gidelim biz. Evet. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir dahaki yayında inşallah görüşeceğiz. Ama o arada lütfen paylaşmayı unutmayın, tamam mı? Hoşça kalın. Ben geliyorum İstanbul'a. Haziran'da oradayım. İnşallah İstanbul'da olanlarla belki görüşebiliriz. Neden olmasın? Aa, Şevket Bey bak şimdi hep şeyden geliyor. Böyle şey, böyle Gümüldür, Foça, Urla diyor. Gümüldür çok güzel. Aa, Gümüldür. Foça harika. Çok güzel. Aa, ay gidemeyeceğim daha ben. Dağdan geliyor. Evet, çok güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar tekrardan. Hoşça kalın.